Cumhurbaşkanımızın değerli temsilcileri, hepinize içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir FETÖ projesi olan çoklu baro düzenlemesi iktidar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi ve yarın saat 16.00'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Değerli basın mensupları, 2010 referandumunda hepimizin bildiği gibi güzel maddelerle süslenen bir anayasa değişikliğiyle yargı FETÖ'ye teslim edilmişti. Ve FETÖ yargıyı teslim aldıktan sonra özellikle yargının savcı ve yargıç ayağını, yani sav ve karar ayağını teslim aldıktan sonra 2012-2013 yıllarında bu kez yargının kurucu unsuru olan savunma ayağını teslim almak için çoklu baro projesini getirmişti. Ve bugün maalesef o tarihlerde geçirilemeyen, başarılamayan proje bugün saray iktidarı tarafından hayata geçirilmek isteniyor. Değerli basın mensupları, barolar kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir. Barolar kamu hukuku tüzel kişisidir. Ancak baroları diğer meslek örgütlerinden ayıran çok önemli bir özellik vardır. Çok çok önemli bir özellik. Diğer büyük meslek örgütleri için, meslek odaları için demokrasi, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi çok önemli kavramlar, temel ilkelerimiz, onları savunmak bir sorumluluktur, duyarlılıktır. Ancak bu barolar için yasal bir mecburiyettir. Çünkü avukatlık kanununun 76. ve 95. maddelerinde kanun barolara hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, demokrasiyi savunmak ve korumak mecburiyetini yüklüyor. Yani baroları diğer meslek örgütlerinden ayıran bu çok çok önemli özellik gözden kaçmamalı. Bir mecburiyeti var baroların. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak. Siyaset üstü olarak. Değerli basın mensupları, barolar aynı zamanda önemli mücadeleler veriyor. Barolarda kadın hakları merkezleri var, çocuk hakları merkezleri var, doğa hakları merkezleri var. Aynı zamanda barolar hak arama özgürlüğünün ilk kapısıdır, başlangıç noktasıdır. İmkanı olmayan bir vatandaş hakkını aramak için barolara gider. Ona ücretsiz adli yardım sunulur. Barolar tarih boyunca vatandaşları, kişileri devlete, idareye karşı da korumuşlardır. İdare hukuk onun için vardır. İdare mahkemeleri onun için vardır. Bir vatandaş haksızlığa uğradığında, hukuksuzluğa uğradığında kamu gücü tarafından, kamu gücünden çekinmeyecek, korkmayacak, serbestçe kendini savunacak, bağımsız, güçlü bir avukatla temsil edilmek ister. Onun için baroların güçlü olması çok çok önemlidir. Şimdi bu teklif ne getiriyor değerli basın mensupları? Bu teklifin en önemli iki ayağı, bir özellikle büyük şehirlerde, yani 5000'den fazla avukat alan büyük şehirlerde baroları bölmek. Biz de diyoruz ki avukatlar olarak ve muhalefet olarak baroları bölmeyin. Baroları zayıflatmayın, parçalamayın. Bir de ne getiriyor? Türkiye Barolar Birliği seçimine yönelik delege sisteminde değişiklikler getiriyor. Diyor ki bu teklif, ben her baroya baro başkanı artı 3 delege vereceğim. Yani her baro 4 delegeyle temsil edecek Ankara'da. Onun dışında her 5000 avukat içinde bir delege diyor. 5000 avukat için. Bu ne demek biliyor musunuz değerli basın mensupları? Örneğin 50 avukatın olduğu bir ilde 50 üyesi olan bir baro, küçük bir ilimizin bir barosu Ankara'da Türkiye Barolar Birliği seçiminde 4 delegeyle temsil edilecek. 4900 avukatın olduğu bir ilde
4900 üyesi olan bir baroda 4 delegeyle temsil edilecek. Bu nasıl bir temsilde adalettir? Nasıl bir demokrasidir? Tabi dert bu değil. Örneğin Kırıkkale ilimiz parlamentoda, mecliste 3 milletvekiliyle temsil ediliyor. İstanbul 98 milletvekiliyle temsil ediliyor parlamentoda. 30 katından fazla. Neden? Seçmen sayısı. Demokrasi. Avukat sayısı da önemli. Şimdi amaç Türkiye Barolar Birliği seçimini birilerine kazandırmak, amaç baroları zayıflatmak. İktidar karşısında baroların hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesini zayıflatmak. İktidarda kim olursa olsun, tarih boyunca ve bugün de baroların duruşu her zaman iktidara karşı vatandaşların yanında olmaktır. Çünkü insan hakları ihlallerini iktidarlar yapar, muhalefet değil. Yarın iktidarda biz de olsak hukuka aykırı bir uygulamamız olduğunda barolar tavır koyar. Özgür basın gibi. Bunun için özgür basın istemiyorlar. Bunun için bağımsız, güçlü baro istemiyorlar. Bu teklif geçerse ne olur? Barolar siyasi birer enstrüman haline gelir. Büyük şehirlerde yandaş barolar yaratılır. Bugün barolar hukuk devletinin doğal koruyucusudur, doğal savunucusudur. Bunu yok etmek istiyorlar. Çünkü hukuk devleti istemiyorlar. Çünkü kuvvetler ayrılığı istemiyorlar. Barolar parçalanırsa, barolar bölünürse, barolar artık kamu yararı için değil, başka amaçlar için çalışacak. 48 bin avukatın olduğu İstanbul'da 2 bin avukat bir araya gelip baro kurabilecek. Bir nolu baro, iki nolu baro, üç nolu baro. Alevilerin barosu, Sünnilerin barosu, Sosyal Demokratların barosu, Milliyetçilerin barosu. Türkiye'ye bu kötülüğü yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bugün baro yönetimlerinde her siyasi görüşten, her düşünceden meslektaşımız görev yapıyor. Baroları parçalamaya, bölmeye hakkınız var mı? Bu memleketi bölmektir. Etnik temelde, mezhepsel temelde ayrışmalar yaratacaksınız. Baroları bölmek toplumu ayrıştırmaktır. Baroları zayıflatmak vatandaşın hak ve özgürlüklerini zayıflatmaktır. Şunu asla kimse unutmasın. Barolar susarsa, avukatlar susarsa vatandaşlar nefes alamaz. Vatandaş nefes alamaz. Bu mücadelemiz onun için, bu adalet mücadelemiz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hak, hukuk, adalet mücadelesini kararlılıkla bugün de yürütüyoruz. Adalet yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün maalesef sivil darbe sürecindeyiz. İşte sivil darbe kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdı. Hukuk devletini temelinden zedeledi. Şimdi de baroları bölmek, parçalamak istiyor. Adalet Komisyonu'nda da, genel kurulda da mücadelemiz çok kararlı olacak. Tarihe önemli notlar düşeceğiz. Türkiye'nin önceliği bu mu? Türkiye'nin önceliği baroların seçimleri mi? Siz önce hukuk devletini tesis edin. Önce hakimler, savcılar kurulunun yapısını değiştirin. Çünkü bugün yargı, hepimiz biliyoruz ki hakimler, savcılar kurulu eliyle ele geçiriliyor. Yargıtay üyelerini hakimler, savcılar kurulu seçiyor. Danıştay'ın 1/4 üyelerinin hakimler, savcılar kurulu seçiyor. Hakim ve savcılarla ilgili tüm kararları o kurul veriyor. Ve o kurul bugün yürütmenin, sarayın tahakkümü altında. Gelin gerçekten reform istiyorsanız önce bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis edelim. Türkiye'nin önceliği bu. Adalete güven kalmadı. Savcılıklarda soruşturma dosyaları 9 milyonu geçti. 4 milyonun üzerinde faili meçhul dosya var. Türkiye'nin sorunu baroların seçimleri mi? Siz barolar avukatları düşünüyorsanız silahların eşitliğini sağlayın. Yani yargının iki kurucu unsuru olan savla savunma arasındaki eşitliği sağlayın mahkeme salonlarında. Bugün avukatıyla müvekkili yan yana dair oturamıyor duruşma salonlarında. Gelin bunları çözün. Önceliğimiz bunlar. Hukukun üstünlüğü endeksinde,
ifade özgürlüğünde, basın özgürlüğünde bugün Uganda'nın bile altına düşmüşsek, asıl çözmemiz gereken bunlar baroları, meslek örgütlerini dizayn etmek değil. Bu kötülüğü barolara, avukatlara yaptıklarını sananlar yanılıyorlar. Bu kötülüğü vatandaşlara yapıyorlar. Vatandaşların hak ve özgürlükleri artık eskisi kadar güçlü olmaz bu teklif geçerse. Ama kimse şunu asla unutmasın. Tarihte de öyle oldu. Avukatların hiçbir zaman köleleri de olmadı, efendileri de olmadı. Aslı da olmadı, üstü de olmadı. Ve her zaman vurguladığımız gibi asla kimse unutmasın. Avukatlar savunma biat etmez. Biat etmez. Bugün saray kendisine biat edecek barolar oluşturmak istiyor. Bugün saray avukatlar kendisine biat etsin istiyor. Ama savunma asla biat etmeyecek. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hak, hukuk, adalet mücadelesini bu memlekette en güçlü veren ana muhalefet olarak meslektaşlarımızın, baroların yanında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Soru varsa alabilirim. Efendim, Haber Global, Selen Yalaz. Benim kurultayla ilgili bir sorum olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz seçimlerde yeterli imzanın toplanmaması halinde Sayın Genel Başkan rakiplerine destek vermişti. Acaba bu kurultayda da rakiplerine böyle bir destek verir mi Genel Başkan? Genel Başkanımız zaten kurultaylarda Genel Başkan adayı olabilmenin önünü o kadar açtı ki. Bugün %5 imza yeterli genel başkan adayı olabilmek için ve genel başkan adayları da çıkmalı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında ancak Türkiye'de adaylar çıkabilir. İşte parti meclisimizde de biz çarşaf liste yapıyoruz ve birçok aday oluyor. Aday olmak isteyen %5 imzayla zaten aday olabiliyor. Bunun önünü açtı genel başkanımız ve her kurultayda olduğu gibi de aday çıkması bizi mutlu eder. Teşekkür ederim. Efendim, NTV tarafından bize yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Yarın itibariyle meclis başkanlığı için adaylık süreci başlıyor. Partiler aday gösteremiyor ama CHP'den herhangi bir aday çıkması söz konusu mu? Bu konu MYK'da ele alındı mı? Teşekkür ederim. Meclis başkanlığı için soruyorsunuz. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için tabii ki adayımız olacak. Her zaman olduğu gibi grup başkan vekillerimiz bunun zamanı geldiğinde, yarın olabilir, öbür gün olabilir, meclis başkanlığına bir dilekçeyle sunacaklar. Teşekkür ederim. Sağ olun.